Bu arada Luis Campos'tan bahsettik. işte ekranlarınıza yansıyor. İstanbul'a iniş yaptı. Galatasaray Kasımpaşa mücadelesini de tribünden takip edecek Portekizli isim. Başkan Burak Elmasla bir hani öyle tek günlüğüne günübirlik gelmiş gibi durmuyor. Evet. Ya önemli Ekranlara bir isim. Umarım Galatasaray'ın ve çok futbolun hayrını olur. Luis Campos gibi bir isim geldiyse de e, hani umarım hani kulüplerimiz hep bir arada ondan danışmanlık alsın. Gerçekten bak samimi hislerimle söylüyorum. Bizim kulüplerin kimisinde e, X mevki, ötekinde Y mevki kabarıklıklar var. Kendi aralarında da biraz anlaşabilip bu takasları gerçekleştirebiliyor olmaları lazım ya artık. Ya bu kadar deli gibi bonus servis bedelleri yok ki öyle bir paraya yok olmayan parayı harcıyorlar yani. Ve hani Luis Campos bir problem çözücü olarak geldiyse temel problem takımlardaki oyuncu eksikliğinden ziyade yanlış kurulan takımlarda fazlalık olarak görülenlerin elden çıkartılamaması şu anda. Onlar Aynı çıkartılmadıkça da, da yenileri evet. gelemiyor. E, tabii bir de Galatasaray'ın e, çok önemli genç isimleri var ki Emre de altın çizdi. Bunlardan biri Kerem Aktürkoğlu. E, Kerem Aktürkoğlu son zamanlarda sergilediği performansla, özellikle bu sezon sergilediği performansla o firikik golüyle e, doğru bir ismin elinde Galatasaray'a maddi olarak e, çok fazla getirisi olabilecek bir isim. O doğru isim de Luis Campos mu tabii. Campos'tur herhalde. Serkan Korkmaz bu anlamda nasıl değerlendirirsiniz? Yani tabii biz futbol kültürü olarak futbolcu karşıladık, teknik adam karşıladık. Ama ilk kez tahmin ediyorum bu profilde biri böyle karşılanıyor. Değil mi? Evet. evet. Ben ilk defa böyle bir şey hatırlıyorum. Hı hı. E, tabii ki yakın zamanda Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım Başkanlığı'nda Tereneo, Ali Koç Başkanlığı'nda Komoli deneyimleri var. Onlar da isimli kişilerdi. E, ama tabii kampos başka bir seviye. E, onu da görmek lazım. Bir bakarsın çok büyük bir sürpriz olup. Mantıksız gelse de hani önce teknik adam belki de o teknik adamdı. Kampus önerdi sana. Nereden biliyorsun? Evet. Belki o danışmanlık hizmeti başladı bile çoktan. Hani bakalım süreç nereye evrilecek? Ama yakın takip edelim hep beraber. da şey der mi? Ben 8 haftadır Galatasaray başlarını takip ediyorum zaten. falan Der mi acaba? Ya e, bu tip <laughs> adamlar zaten hep takip ederler her şeyi. Zaten geniş bir ekip. Tabii ki. Ben de şimdi Luis Türkiye'de çözüm ortağı yok mudur zannediyorum. İşte ona yakın birilerine mesaj attım. Kim? Ee, i̇sim vermiş şimdi. Ha, peki. Ama ee, niye? Yani Abi Campos geldi falan filan bakalım ne diyecekler. ben Bilgi gelirse paylaşırız. Luis Gelir, Campos'un İstanbul'a geliş görüntülerini canlı olarak sizlerle buluşturuyoruz. Portekizli futbol adamı başkan Burak Elmas'la görüşecek. Galatasaray için İstanbul'a geldi. Yarın Kasımpaşa karşılaşmasını da canlı olarak... Bu canlı mı? E, evet. Evet. Ya acaba e, Luis Campos'un bugüne kadar herhangi bir ülkeye seyahati canlı verildi mi? Havaalanından çıkışı. Zannetmiyorum. <laughs> tabii nasıl bir görüşme olacak? Sonrasında açıklamalar ne şekilde olacak? E, Birçok futbolcuyu kazandıran isim Luis Campos tartışmasız bir kariyer. Ama e, Mbappe'de var adam. Evet. Ya Lille'in şampiyonluğunda büyük payı var. Belki de mesela lafın gelişi söylüyorum. Hani şu anda canlı bir görüntüye tanıklık ediyoruz. Daha önce de yapmadığım türde bir canlı yayın bu benim. Hani belki de mesela Kerem Aktürkoğlu için geldi. Ne evet, biliyoruz? Evet evet evet. Ben de aynı fikirde. Belki Kerem Aktürkoğlu için geldi. Kerem Aktürkoğlu Manchester United. Yani lafın gelişi söylüyorum. Ha, ciddiye almayın. Yani lafın gelişi. Adam geldi adını koyamıyoruz. Ya Mbappé için zamanında Mbappé için kim bilir ne emekler harcadı. Belki bu emeği tek bir futbolcu için geliyor belki de. Onu da bilemeyiz. Ama Luis Campos sonuçta Türkiye'de ve belli ki Galatasaray için Türkiye'de sonuçlarını yakın takip etmek lazım. Mantık yürüterek gerek Galatasaray muhabirleri gerek Galatasaray'ı yakından takip eden medya mensupları mantık yürüterek sportif direktörlük olmadığı görüşündeler. Az önce ekranda yani şu sırada ekranda canlı yayında gördüğünüz kişinin Real Madrid'in başkanı Perez'in danışmanı, danışmanı, danışmanı olduğunu unutmamak lazım belki de yani yani bir futbolcunun Real Madrid'e transferidir söz konusu olan şey. Ama sonuçta Ivan Luis Campos, Ivan Campos diyorum ya. <laughs> Luis Campos e, şu anda Türkiye'de önemli bir futbol adamı, yani futbol endüstrisinde önemli bir isim diyelim. Canlı yayında verdik. Bakalım olay nereye virilecek. Peki şöyle <laughs> diyelim diyelim sportif direktör oldu hakikaten. Çok büyük olay bence. <laughs> Sportif direktör olduğunda da yani onun istediği transferleri gerçekleştirebilecek bütçe yani bir bütçe isteyecektir herhalde Luis Campos değiliz. ücretin dışında. Ama Luis Campos transfer bütçesi şu an sadece Galatasaray'da değil hangi kulübümüzde? Hayır bak şöyle var. bir soru işareti var. Luis Campos diyelim ki varsayalım sportif direktör oldu. Bu böyle bir gecede olan bir şey değil. Bunun bir planlaması olmuştur, bunun bir görüşmesi olmuştur. Peki Luis Campos dememiş midir Fatih Terim'e? Gönderme, Ben onunla devam etmek istiyorum. Veya Fatih Terim Luis Campos ismini duysa kabul eder mi? ve evet, sportif direktör olarak gelsin. Bence kabul etmez. Benim bildiğim Fatih Terim. Çünkü çok farklı bir isim. Çok farklı bir marka. Ama ben bir kez daha söylüyorum. Yüzde doksan danışmanlık hizmeti verecek. Bana öyle geliyor. Sana katılıyorum. Hı hı. Sportif direktörse o zaman Galatasaray bir yerde petrol buldu demektir. Büyük parası var demektir. Çünkü büyük bir bütçe ister. Çünkü kendisi de masraflıdır. E, sonuç itibariyle bir teknik direktör transfer etmiş kadar size bir masrafı olabilir. Onu da belirtelim. Bu arada e, bir sıcak gelişmemiz daha var. Çaykur Rizespor, e, Fraport Antalya Spor maçına kar engeli e, karşılaşma e, duraksadı 22. dakikada. E, ara verildi. Oradaki gelişmeleri de takip ediyoruz birazdan. Ya o da ertelenir o zaman. Evet. görmüyoruz biz de dünkü maç gibi. Yani ara verildiyse zemin kaplandı demektir. Çaykur Rizespor Antalya Spor maçı mı? Evet. Çaykur Rizespor Antalya ara verildi Spor. 0 -0 ara verildiyse 0-0 mı? Ara verildiyse geçmiş olsun. 0-0 mı? Ee, hemen bilgisini de paylaşacak arkadaşlarım. şimdi. Rizespor Antalya. E, tabii biz yayındayız izliyoruz. İleri bir tarihe ertelendi. Maç evet. tatil edildi. Olumsuz hava şartları sebebiyle Rize Spor, Antalya Spor karşılaşması. E, bu hafta kar yağışı sebebiyle tüm ülke genelinde e, karşılaşmalarda belli ki bu sıkıntıları e, yaşayacağız, göreceğiz. Bir de erteleme haftası evet. olacak galiba. Dünkü maç da ertelendi. Gaziantep de enteresan. Yani arabalar yolda kardı. öyle bir karda yakalandılar ki geçmiş olsun Ülkenin güneyi ya. Tabii geçmiş olsun diyelim. Enteresan bir hava durumuyla denk e, karşı karşıya kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu. Takım sayısı fazla yapacak bir şey yok. Hemen 0-0 e, bu arada karşılaşma Evet. durduruldu. E, Ertelendi ileri bir tarihte oynanacak. Tekrar e, sıcak gelişmeye dönecek olursak eğer. E, o da e, tabii Galatasaray için geldi. Portekizli futbol adamı dedik. E, Luis Campos e, çok. E, A bak düzey zemini de... görüyoruz şu anda. Sağ evet. olsun Reci bize aktardı. Çarşüzüspor-Fra Antalya Antalyaspor karşılaşması e, kar yağış sebebiyle yoğun kar yağış sebebiyle. Yani tabii ki orada değiliz. bilmiyoruz ama hani çimler henüz görünür halde. Ama demek ki... E... Zemin olayı değil, oyuncuların evet. görüş alanı. Görüş alanı mı? Tabii şimdi kar yağıyorsa, rüzgarlıysa hava oynayamaz ki adam.